bu vergi konusu biliyorsunuz geçmişten beri hani düşündüren bir noktadaydı. Tabii ki vergi herkes vermiyor dersek yalan söyleriz. Özellikle networklerle çalışanlar bunun vergisini de veriyorlardı. Zaten bu ücretler Google İrlanda hesaplarına yatırıldığı için Google zaten bunun vergisini kesiyordu ve hesaplara aktarılıyordu. Ama ancak şu noktada özellikle bu gelir vergisi noktasında YouTuber'ların bu elde etmiş oldukları gelirler, kazançlar artık daha resmi telif hakkına sahip olmaksızın direkt olarak kesintiye uğrayacak. Yani ne demek istiyoruz? Gelir vergisi kanununun 18. maddesinde şöyle bir durum söz konusu. Yani ressam, film yazarı, yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı, şair gibi telifle çalışanlar bunun dışında tutuluyordu. Ancak daha sonra 37. maddedeki 37. maddedeki gerçekleştirilen bu değişimle birlikte artık bu insanların da yani işte YouTuber olarak içerik üreten, senaryo yazan, işte efendim herhangi bir şekilde içerik üreten ve 500 bin TL'den fazla kazananlar Başak Hanım artık gelir vergisine tabi tutulacaklar efendim. Özellikle de bu Alt sınır 500 bin TL değil mi? Bunun evet, üzerinde evet, evet. kazananlar için geçerli bir düzenleme. Evet. Yani burada çünkü hani özellikle ben de sabahtan beri hani YouTuber arkadaşlar da soruyorlar özellikle kişisel kanalları olanlar yani hani biz de vergi verecek miyiz, ödeyecek miyiz gibi bir durum söz konusu olmaya başladı. Sadece 500 bin TL gibi bir rakam söz konusu. Bu rakamın üzerinde olanlar bunun üzerinden gelir vergisi ödeyecekler. Bu rakamın altında kalanlar herhangi bir vergi ödemeyecekler. Yani hani daha Şunu ufak bir merak kanal ediyorum. olan Şimdi bu YouTube'daki izlenme sayısıyla bağlantılı bir durum değil mi? Çünkü şu da var. Orada tanıttıkları ürünler cephesinden, reklam boyutundan kazanılan bir gelir de var. Onu sorayım. Bir de 500 bin liralık bir kazanç kaç takipçi, ne kadar izlenme, neye karşılık geliyor? Bunu söyleyebiliyor muyuz? şimdi tabii bunu aslında tam olarak hani ifade etmek oldukça zor. Çünkü gerçekten özellikle videonun süresine göre bile sizin aldığınız reklam sayısı değişikliğe uğruyor. Onun dışında zaten şu an YouTube üzerinden gelir elde etmek isteyen bir hesabın son bir yıl içerisinde en az 1000 aboneye, 10.000 izlenmeye artı 4.000 saatte izlenme oranını yakalamış olması gerekiyor Başak Hanım. Burada da zaten bunu ifade etmemiz gerekiyor. Zaten bunun altında kalan hesaplar ya satılıyorlar ya da zaten artık içerik üretmemeye başlıyorlar. O yüzden hani direkt olarak şunu diyemeyiz biz. İşte şu kadar vardır. Çünkü öyle bir şey oluyor ki mesela Başak Hanım sizin diyelim 1 milyon 2 milyon abone sayınız var. Siz sadece reklam gelirlerinden yani bu cost per click yani tıklama başına ya da görüntüleme başına maliyetten sadece gelir elde etmiyorsunuz. Onun dışında viral reklam diye tabir ettiğimiz, ürün yerleştirme diye tabir ettiğimiz firmaların, markaların da aslında sponsorluklarını almış oluyorsunuz. Çünkü niye? Ne kadar izlendikçe o video ne bileyim kenarına yerleştirilmiş bir içecek kutusunu düşünün. Ya da elbisenin üstünde yazan bir markayı düşünün. Bunlar da aslında YouTuber'lara bir gelir elde etmelerini sağlıyor. Ya da ürün tanıtımı gerçekleştiriyorlar. İşte diyorlar ki bugün bilmem ne marka model telefonu sizlere tanıtacağız. Bilmem ne marka ürünü sizlere aktaracağız diyorlar. Bunlar da görüntüleme ve tıklama ve izleme başına maliyet değil efendim. Bunlar ayrı bir gelir kalemi olarak zaten karşımıza çıkıyor. Ama zaten bunlar da reklam mahiyetine girdiği için özellikle firmalar, yani onların da biliyorsunuz zaten stil kaydı olmuş oluyor, söz konusu olmuş oluyor. Zaten onlar bu gelir dışarı çıktıktan sonra zaten kesintiye uğruyor efendim. Vergisini ödemiş oluyorlar. Reklam vergisi de var sonuçta biliyorsunuz. Reklam verdiği için de bir firma banka zaten onun vergisini ödemiş oluyor efendim. Peki. Sayın Kırık çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.